Altılı Masa'nın ortak politikalar metni böyleydi. Peki ortak politikaları velev ki seçilirse kim uygulayacak? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Artık 13 Şubat'ta altı liderin ismi belirleyeceğini kesin biliyoruz. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öyle söyledi. İbrede Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bağımsız adaylık hesabı yaptığı kulislerde konuşuluyor. Anadolu gezileri de buna kanıt olarak gösteriliyor. 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. 13 Şubat'ta liderler adaya karar verecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ortak politikalar metni toplantısından önce adayla ilgili takvimi açıkladı. O gün yapılacak altılı masa toplantısının ev sahibi Saadet Lideri Karamollaoğlu'nu da gündemine aldı. Peki 13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu kendisini önerecek mi? Her parti doğal olarak kendi liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Cumhuriyet Halk Partileri de kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterler. Ama burada asıl olan 6 liderin bir araya gelip oturup ortak karar vermeleri. Masada o gün kilidi İyi Parti lideri Meral Akşener'in tutumu çözecek. Akşener defalarca kazanacak aday seçmeliyiz çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu da ilk kez 6 partinin ortak adayı olursanız kazanabilir misiniz sorusuna... Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Kılıçdaroğlu anketleri işaret etti. Akşener de anketlerin 13 Şubat'ta masaya getirilmesinden yana. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim etmem. Kulislerde hem anketlere hem de İmamoğlu'nun başlattığı Anadolu gezisine ilişkin iddialar çok. Hazırlıklara başlayacağımız tarih 14 Mayıs 2023'tür. İmamoğlu, Kastamonu'dan başladığı yurt gezilerini Bursa ve Bilecik'le sürdürdü. Önümüzdeki günlerde Sivas, Erzincan, Erzurum ve Malatya ile 15 ile tamamlayacak. Kulislere göre masaya sahadan mesaj veriyor. Masada ismi önerilmezse bağımsız adaylığa hazırlanıyor. Her şey çok güzel olacak diyelim. İmamoğlu'nun yakın çevresi ise mevcut durumda Cumhur İttifakı'nın anketlerde öne geçtiğini vurguluyor. Ancak İmamoğlu'nun adaylığının bu durumu değiştirebileceği kulis bilgisini yaydığı gelen bilgiler arasında. Bu memlekette üreteceğim hayallerini konuşacağız. Yine İmamoğlu'nun yakın çevresinden gelen muhalefetin asla hata yapmaması lazım, asla zamanı boşa harcamaması lazım ifadeleri dikkat çekiyor. Kulis haberlerine çok fazla girmek istemem tabii. Bu iki kişi arasında yapılan bir görüşmenin dışarıya yansıtılması doğru değil. Ama işin özü şu tabii. Ekrem Bey başarıyla belediye başkanlığı görevini yapıyor. İmamoğlu sahadaki coşkuyu Ankara'da ise görmüyor. Ortak politikalar metni toplantısında da liderler gibi değil, diğer belediye başkanları gibi karşılandı. Yine kulislere göre liderler 13 Şubat'a isim listeleriyle hazırlanıyor. Saadet ve Demokrat Parti'nin listesinin başında Kılıçdaroğlu olduğu belirtiliyor. Gelecek ve Deva'nın da artık Kılıçdaroğlu'na yaklaştığı yorumları yapılıyor. Akşener'in ise anket sonuçlarını beklediği, diğer liderlerin listelerini de görüp ona göre hamle yapması bekleniyor. Bu baş döndürücü kulis trafiğini özetledik Ankara'ya. Asıl kulise dönme vakti TV 100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel karşımızda. Deniz, 4 saatten fazla bir süre Millet İttifakı'nın tanıtım toplantısından canlı yayın yaptınız bugün. Çok başlık vardı, takip ettik ama sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yapılan seçim başlıklı bir toplantı var. Şimdi hem o toplantı ne anlama geliyor onu bir konuşalım, hem de ona bağlantılı aday kim olacak gibi görünüyor. Çünkü haberimizde sen de gördün, kulis bilgilerini aktarmaya çalıştık. Kimileri Ekrem İmamoğlu bağımsız aday olacak diyor, kimileri parti kendi liderini başkan görmek istiyor, yani Kılıçdaroğlu diyor. Kafamız karıştı, bizi bir netleştir ne olur. Ece Ünal, aslında bütün Türkiye'nin bir yıldır bu konuyla ilgili meraklı bekleyişi sürüyor ama o meraklı bekleyişin artık son 14 günü, senin de az önce haberinde altını çizdiğin üzere. Şimdi altılı masa toplantısını Saadet Partisi'nde yaparak aslında ikinci turunu tamamlamış olacak. 6 liderin ev sahipliğinde toplam 12 toplantı yapılmış olacak. Bu toplantıda dün Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında o toplantıyı işaret etti. Dedi ki biz, dedi, masada bu ismi belirleyeceğiz dedi. Bugünkü toplantıda
çıkan bizim görüşmelerimizden, canlı yayınlarımızdan yaptığımız şöyle alt alta toplamada şunu söyleyebilirim. İyi Parti'nin henüz Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili direnci böyle düşmüş ve o direnç kırılmış değil. Yani toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık kesin gibi. Yani görüştüğümüz hiçbir Cumhuriyet Halk Partili kurmay, üst düzey milletvekili, genel başkan yardımcısı düzeyinde Kemal Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir ismin masada olmayacağını söylüyor kendileri açısından. Yani az önce haberinizde Sayın İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bağımsız aday olacağı, 100 bin imza toplayacağı gibi senaryolar Cumhuriyet Halk Partisi içinde kesinlikle dile getirilmiyor. Yani bunlar bir siyasi iddia, dedikodu. Sen bunu nasıl değerlendirmek istiyorsan sevgili Ece, o şekilde değerlendirebilirsin. Zaten bu aynı zamanda da şöyle yorumlarda yapılıyor. Görüştüğümüz önemli siyasi isimlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu bir siyasi intihar olur. Sayın İmamoğlu'nun siyasi yolculuğu uzun. Böyle bir maceraya girmeyecek kadar tecrübeli diyor. Zaten geçtiğimiz günlerde belediye başkanları biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişlerdi. O ziyaret edenler arasında hem Sayın Mansur Yavaş hem de Sayın Ekrem İmamoğlu vardı. Eğer orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izin verseydi bu belediye başkanları zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yapacaklardı. Ha, 13 Şubat'ta ne olacak sordun, diye sorarsan. Değil mi? Sen her iki isme de sordun bunu, yani böyle bir adaylık düşünceleri var mı yok mu? Yani... Çok yakın kurmaylarıyla konuştuk. Hı hı. Çok yakın kurmaylarıyla konuştuk Ece Üner. Sayın Yavaş'ın zaten bizlere de zaman zaman sohbetlerimizde dile getirdiği Sayın Kılıçdaroğlu'na rağmen herhangi bir hareket içerisinde bulunmam hem siyasi etik açısından hem de kendi ahlakım açısından doğru olmaz açıklaması var. Sayın Yavaş'ın aynı zamanda geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir açılışta ya da temel atma töreninde Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik önümüzdeki sene sizi burada açılış zamanında da proje bittikten sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak ağırlamak isteriz diyerek açık desteğini vermişti. 13 Şubat'ta da Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel başkanının adayı olarak masaya götürecek. Burada tabii Sayın Akşener'in senin haberinde olduğu gibi tutumu çok önemli. Ancak tabii ismi geçen yeni biri yok. Yani ismi geçen hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı. Dolayısıyla zaten onların isminin gelmesi de Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen olmaz. Ha tabii siyaset 24 saat bile uzun süre siyaset için. Onu o zaman görürüz ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi tek ses bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kilitlenmiş durumda. Hava bu şekilde. Az önce söyledin. Bunu da TV100 ekranlarından ilk kez duyurmuş olalım. Henüz herhangi bir basın durumuna düşmüş bir haber olarak nitelendiremeyiz. Bir seçim toplantısı yapıldı bu ortak mutabakat toplantısının ardından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri, genel başkan yardımcıları, kampanya ekipleri genel merkezde bir toplantı yaptı. Hem seçimin genel ilkelerini, seçim stratejilerini konuştu. Bu önemli bir toplantıydı. Bunu aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İlk toplantılarından biri olarak tarihe muhtemelen 13 Şubat'ta ismi masaya geldikten sonra geçeriz geriye dönük. Onun dışında şöyle bir dipnot vereyim sana Ece. Ayın 13'ünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi masaya gelir gibi gözüküyor. Gene yakın tarihte tekrar muhakkak sen de bunu değerlendiririz. Ancak o gün bir açıklama yapılması beklenmiyor. Açıklamanın bir böyle manifestovari büyük bir lansmanla yapılması bekleniyor. Bu ancak tabii bu tip toplantılarda 6 lider bir sürü parti kurmayı olunca muhakkak biz o gece ismin masaya hangi ismin geldiğini ve hangi isimle mutabık kaldığını da muhtemelen öğrenmiş oluruz. Peki, çok teşekkürler Deniz. Çok önemli, bugünü not edelim dediğin gibi bu tarihi, çünkü CHP Genel Merkezi'nde yapılan seçim başlıklı toplantı aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olacak ismin Kılıçdaroğlu olacağının bir konfirmasyonu, bir teyidi gibi diyor Deniz Gürel. %95 ihtimal Kılıçdaroğlu aday dedik.